Herkese merhabalar. Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı ile İnkılap Tarihi yolculuğumuza başlıyoruz. LGS kampında Eylül ayındayız. Hızlı adımlarla ilerliyoruz. Amacımız LGS'de ne yapmak Tonguç Eylül benim? Full yapmak hocam. Harikasın. Full yapmak. Amacımız en yüksek netlere ulaşmak. İnkılap Tarihi'nde biliyorsunuz sözel bölümde İnkılap Tarihi'nden sorumlu olacağız. 10 tane soru geliyor. 10'da 10 hedefliyoruz ve hiçbirini de kaçırmayacağız inşallah. Hepsini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sözel'de zaten kaç hedefliyoruz Tonguç? 50'de 50 hedefliyoruz. Hocam. Harikasın 50'de 50 hedefliyoruz. Gayret göstereceğiz. Sayısalda yine matematik ve fen var. Orada en yüksek netleri yapacağız inşallah. Hiçbirini kaçırmayacağız diyoruz. Ve bugünkü dersimizde sizlerle birlikte LGS kampında uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı'ya ile başlayacağız. Dün çarpanlar ve katları öğrendik. Anladın mı Tonguç'um çarpanlar ve katları? Anladım hocam. Anladım diyorsun inşallah bol bol soru çözdüğünde de ödevlerini yaptığında da mükemmel netlere ulaşacaksın. Şimdi bugünkü dersimizin konusu... Oo havalıyız bugün evet, hocam. Evet Tonguncuğum biraz havalıyız bugün. Bu tanzimat fermanı. Tanzimat fermanı diyor ki... Devleti, Aliye ve Osmanlı ülkesinin iyi idaresine bazı yeni kanunlar konması gerekli ve önemli görülmüştür. İş bu gerekli kanunların esas maddeleri, can emniyeti ve ırz ve namus ve malın koruması ve vergi tayini ve askerlerin nasıl çağrılacağı ve askerlerin süresi hükümlerinden ibarettir. Neden bu ses sonuyla okuyoruz hocam? Neden bu ses sonu okudum. Çünkü bu padişahın da uymak zorunda olduğu kanunların bildirildiği Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı. Bugünkü dersimizde de bunları ve buna benzer kavramları öğreneceğiz. Öncelikle Avrupa'da bazı gelişmeler yaşanacak. Avrupa'da dünyada çok önemli gelişmeler yaşanacak. Coğrafi keşifler olacak. Avrupa zenginleyecek ve Rönesans, Reform, Aydınlanma, Fransa İhtilali, Sanayi Devrimi inanılmaz büyüyecek Avrupa. Osmanlı Devleti demokratikleşme çabaları gösterecek. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ve Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için fikir akımları yani Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi akımları göreceğiz. Burada şunu bilmemiz lazım. Bugün öğreneceğimiz konuyla alakalı LGS'de yani gireceğimiz sınavda bir ya da iki soru gelme ihtimali var. O yüzden mutlaka bu konuyu iyi çalışmamız lazım. LGS'de bu senede bu konuyla alakalı güzel bir soru geldi. Biz de mutlaka bu konuyu öğrenip cebimize açacağız. Şimdi Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Hazırım diyorsun o zaman başlıyoruz. Bak şimdi Avrupa uyanıyor ve diyor ki sonunda karanlık çağ bitti diyor. Ve coğrafi keşiflerle Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı, Sanayi İnkılabı ve Fransa İhtilali ile Avrupa gerçekten çok ilerleyecek. Yani şöyle anlatayım. Bak bu dünya haritasına baktığımızda Tonguç evladım benim. Burası D harfini koyduğum yer Doğu. B harfini koyduğum yerde Batı. Yani e, Avrupa tamam mı? Osmanlı'da biz Türkiye'de buradayız. Bak şu yıldız koyduğum yerde buradayız. Osmanlı zaten buraların birçoğu kontrol altında. Doğu'nun zenginliği batıya bu yollar üzerinden geliyor. Yani İpek ve Baharat yolu üzerinden geliyor. Bak hatta şöyle çizeyim. Şöyle şu maviyle çizeyim yerlerde yollar. Dikkat etsen bu yollar mutlaka Türk bayrağı olduğu yerden geçmek zorunda. Neden? Çünkü buranın kontrolü bizde. Şimdi Avrupalılar da diyorlar ki ya Doğu'nun zenginliğini bize batıya ancak Osmanlı üzerinden geliyor. O zaman biz yeni yollar bulalım diyorlar. Ve yeni yollar bulalım derken hop çıkıyor böyle dümdüz gidersek buluruz diyorlar. Hindistan'a gideceklerini düşünüyorlar ama bir bakıyorlar ki Amerika'ya geliyorlar. Yeni bir kıtayı keşfediyorlar. Hatta India diyor. Indians yani Hindistan esasında İngilizce'de İngilizce India. Kızılderili de India diyorlar. Onları Kızılderili zannediyorlar. Daha doğrusu Hindistanlı zannediyorlar. Esasında yeni bir kıta buluyorlar. O yüzden buraya yeni dünya deniyor. Bak burası yeni dünya. Yani Amerika'yı keşfediyorlar. Sonra başka kişiler yaşıyor. Bu şekilde dünyayı dolaşacaklar. Buradan böyle gidip buradan bulaşacaklar. Buradan böyle dolaşıp aynı zamanda... Ümit burnundan Afrika'ya ulaşacaklar, Hindistan'a ulaşacaklar ve inanılmaz derece ne oluyorlar Tonguç'um? Zenginleşiyorlar hocam. Zenginleşiyorlar. Niye? Bir sürü topraklara sahip oluyorlar, bir sürü madenlere, bir sürü yere sahip oluyorlar ve bu esnada da batı zenginleşiyor, doğunun zenginliklerine ulaşıyor. Osmanlı ise yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlıyor. Neden gücünü kaybediyor yavaş yavaş? Çünkü Akdeniz limanları önemini kaybediyor. Atlas Okyanusu limanları önem kazanıyor. Ve Avrupalılar bu zenginleşme sonrasında bak coğrafi keşleri anlattık birinci madde. Zenginleştikten sonra bu zenginleşme sonrasında bir sürü yerler keşfettiler ya. Sanata ve sanatçıya önem veriyorlar. Rönesans oluyor. Ve bilim insanlarına önem veriyorlar. Rönesans oluyor. Aynı zamanda kilisenin baskısından kurtuluyorlar. Kilise reformla yenileniyor. Daha da güçleniyorlar. Aydınlanma çağında da bilimsel gelişmeler yaşanacak. Newton çok güzel. E... Yer çekimi kanunu. Evet yer çekimi kanunu. Tebrik ederim Tonguç'um. Newton yer çekimi kanunu bulacak. Birçok gelişme yaşanacak. Ve sonrasında fabrikalarında çok güzel şeyler üretecekler. Sanayi inkılabı olacak. Ve ardından da krallıkları bitirip cumhuriyetleri getirecekler. Bu da Fransa itirali. Bütün bunlar Avrupa'nın ilerlemesini sağlıyor. Osmanlı Devleti ise Bilhassa sanayi inkılabından çok olumsuz etkilenecek. Fransa ihtilalinden hem olumlu hem olumsuz etkilenecek. Ama daha çok da olumsuz etkilenecek. Bunlara bakalım. Yani uyanan Avrupa Osmanlı ise sarsılıyor. Şimdi coğrafi keşifler bak hani az önce göstermişim yeni yollar buluyorlar demiştim. Doğruya ulaşmak için batıdan yepyeni yollar keşfediyorlar. Böylece birçok bölge hayvan ve bitki keşfediliyor. Yeni ticaret yolları bulunuyor. Sömürge imparatorlukları kuruluyor ve Avrupa zenginleşiyor. Osmanlı ise ...Akdeniz limanları ve İpek ve Baharat Yolları önemini kaybediyor. Bak şurası Akdeniz limanları Tonguç evladım benim. Şurası da İpek ve Baharat Yolları. Bunlar önemini kaybediyor. Atlas Okyanusu limanları önem kazanıyor. Ve Avrupa'nın Osmanlı'ya bağımlılığı azalıyor. Os Avrupa diyor ki ya biz artık kendimizi halledebiliriz. Ve Osmanlı Avrupalı devletlere kapitülasyonları veriyor. Yani diyor ki şurası Osmanlı'ydı ya bak. Şu Türk bayrağını koyduğum yer Osmanlı'ydı. Burası Batı Avrupa'ydı Doğu. Avrupa sadece buraları kullanmasın... ...şu bölgeyi de kullansın diye... Onlara ticari ayrıcalık veriyor. Ticarette sadece buraları kullanmayın, bizimle de ticaret yapın ee, diye. ilk başta Fransızlara böyle bir ayrıcalık tanıyor Sultan Süleyman ve bu ayrıcalık sonradan bizim başımıza dert olacak, çok sıkıntı verecek. Kapitülasyonlar esasında yabancı devletlere verdiğimiz ticari imtiyaz, ticari hukuki anlaşma. Şimdi, Rönesans ile Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat alanında gelişmeler yaşanıyor. Gördüğün gibi... Bu kim Tonguç'um? Mona Rıza hocam o. Mona Rıza diyorsun. Evet bu Mona Lisa değil bu Mona Rıza. Gerçekten ee, farklı bir tarz olmuş. Burada inanılmaz bir şekilde Avrupa sanatta ilerliyor. Osmanlı yavaş yavaş Avrupa'nın sanatta geride kalmaya başlıyor. Gerisine kalmaya başlıyor. Reform ile kilise baskısı ortadan kalkıyor ve Avrupa'da mezhep birliği bozuluyor. Bak reform nasıl oluyor biliyor musun Tonguç'um? Şöyle Kilise de belki duymuşsun. Yani eskiden kilise o kadar güçlü ki cennetten arsa alıp satabiliyor mesela. Diyor ki eğer parayı verirsen parayı bastırıyorsun cennetten arsa alabiliyorsun. Şimdi günahlarını sildirebiliyorsun. Böyle garip bir şey. Çok komik bir şey, evet, çok hocam. komik. dediğin çok doğru. Çok komik bir şey. Ama e, Martin Luther diye bir adam diyor ki ya kardeşim diyor bu saçmalık diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Matbaaların çoğalmasıyla birlikte İncil çoğaltılıyor. İncil çok fazla basılıyor ve insanlar İncil'i okuyunca burada bir bozulma var diyorlar tamam mı? Ve bu Martin denen adam çok zengin. Gidiyor kilise diyor ki kardeşim diyor. Siz diyor cenneti satıyor musunuz diyor, Satıyorsunuz. Tamam o zaman diyor. Ben diyor cehennemi almak istiyorum diyor kiliseye. Kilise diyor ki nasıl yani falan. Sen manyak mısın? Evet manyağım diyor. Benim param çok ben cehennemi almak istiyorum diyor. Kilise diyor ki aa bir tane dangoz bulduk. Biz buna en iyisi cehennemi satalım diyor. Ve kilise bu adama cehennemi satıyor. Güya. Bu adam da bir sürü malını bunlara vererek cehennemi onlardan satın almış oluyor güya. Ve kilise içinden diyor ki <laughs> kandırdık saf ya adam tam bir dangozmuş. Cehennemi aldı boş boşuna para verip cehennemden arsa sattık buna diyor. Tüm cehennemi aldı diyor. Sonra bu Martin dönüyor halka diyor ki ey insanlar kilise sizi kandırıyor. Cennetten arsa alamazsınız. Cehennemden arsa alamazsınız. Bakın bunun ispatı cehennem ben satın aldım artık cehennem kalmadı. Cehennem gerek kalmadı. Herkes cennete gidecek diyor. Ve kilisenin esasında hata yaptığı insanları kandırdığı ortaya çıkıyor. Ve kiliseyi protesto ediyorlar insan ile Allah arasına, tanrı arasına kimse giremez. Biz Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabb'i inşallah sınavda başarılı olalım diyoruz. Yani gidip de başkasına para vererek dua ettirmene gerek yok. Kendin dua edebilirsin. Bu kadar basit. Dolayısıyla kiliseyi protesto ediyorlar ve protestanlık doğuyor. Yeni yeni mezhepler ortaya çıkıyor. Ve aydınlanma çağı başlıyor. Her konuda aklı öncelik tanınıyor. Deney ve gözleme önem veriliyor. Bilim ve teknik alanında da inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Beyin bedava diyor Newton yani. Osmanlı bilim ve teknik alanında maalesef Avrupa'nın gerisine kalıyor ve sanayi inkılabı ortaya çıkıyor. Sanayi inkılabı da ne biliyor musun? Mesela şu gömleği görüyorsun değil mi? Tonguçum? Oo çok güzelmiş. hocam. pahalı mı çok? Ee, yani çok pahalı bir gömlek değil ama e, giyiyoruz bakalım işte. Şimdi bu gömlek eskiden insanlar eliyle dikiyor Tonguç'um. Eliyle diktiği zaman çok uzun sürede ve çok masraflı oluyor. Ama sanayi inkılabı sonrasında bunu pamuklu dokumaları fabrikalar çok hızlı üretebiliyorlar. Mesela bu el dikimi olsa bu 300-500 liraya bile zor diker çünkü terzi onu günlerce uğraşacak dikecek falan. Ama bunu fabrikada 5-10 liraya mal ediyorlar. Ucuz bir şey hemen hop tık 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 mal ediyorlar bitti gitti. Dolayısıyla fabrikadaki üretim çok daha hızlı ve seri oluyor. Bu yüzden de sanayi inkılabı ile makineler güçleniyor, fabrikalar açılıyor ve ham madde ve pazar arayışı ortaya çıkıyor. Yani bunun ham maddesi nedir? Pamuk. Pamuğu bulmaya çalışıyor e, sanayi inkılabı sonrasında e, yabancılar ve pazarda müşteri yani bu gömleği satacak insan arıyorlar. İşte Üç beyaz yani un, şeker ve pamuk çok değer kazanıyor. Üç siyah, petrol, kömür ve demir bunlar da çok değer kazanıyor. Niye? Bunlarla da enerji üretiliyor. Ve demirle de makineler yapılıyor. Böylece Avrupa bu gömleği artık beş liraya hızlıca mal ederken Osmanlı ise hala eliyle dikmeye çalışıyor. Hala fabrikasyona geçemiyor. Dolayısıyla Osmanlı'da işsizlik artıyor. Atölyeler kapanıyor. Ham madde ve pazar kaynağı duruma düşüyoruz. Bunu şöyle kalem örneğiyle vereyim. Mesela diyelim ki bu Osmanlı'nın eliyle ürettiği kalem olsun tamam mı? Osmanlı bunu eliyle uzun sürede üretiyor ve bunu diyelim ki 10 liraya mal ediyor. Avrupalı ise bunu fabrikada 3 liraya mal ediyor ve çok hızlı bir şekilde mal ediyor. Sen daha ikincisini yapınca kadar Avrupalı bundan 30-40 tane yapabiliyor. Şimdi sen pazara gidiyorsun, Osmanlı vatandaşısın, Osmanlıda yaşıyorsun, geliyorsun pazara diyorsun ki bu kalem kaç lira? 10 lira çünkü bunu elde yapmışlar. Bu kalem kaç lira? 5 lira bunu fabrikada rahatça üretmişler. Sen şimdi 10 liraya bunu mu alırsın yoksa 5 liraya bu ikisini mi alırsın? 5 liraya bu ikisini alırsın. Dolayısıyla ya daha sonra 5 5 10 iki tane alırsın. Dolayısıyla artık bu kalem satılmamaya başlıyor. Bu kalem satılmayınca bu kalemin olduğu atölyeler kapanıyor. Bu atölyeler kapanınca insanlar işsiz kalıyor. Herkes yabancı malları almaya başlıyor. Bunlar yabancılardan gelen mallar. Ve dolayısıyla da her taraf yabancı mallarıyla doluyor ve Osmanlı ekonomisi çöküyor. Fransa ihtilaliyle de Fransa'da Krallarını indiriyorlar. Ekmek yoksa pasta yiyin diyorlar. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyor krallar. Böyle hiç yani kraliçeleri hiç sallamıyorlar halkı. Halk da e, coğrafi işler sonrasında zenginleşen burjuva ile birleşip kralları tahttan indiriyor. Ve hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi, eşitlik düşünceleri Fransa'da yayılıyor. Ve ardından da tüm dünyaya gidiyor. Tabi Osmanlı'nın içerisinde de azınlık isyanları başlıyor. Azınlıklar azıyor hocam. Azınlıklar evet azıyorlar Tonguç'um. Şöyle oluyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Bak şöyle. Burası diyelim ki Osmanlı. Osmanlı içinde tabii ki Türkler var, ama Rumlar da var, Ermeniler de var, işte Bulgarlar da var, Sırplar da var, işte ne bileyim Romenler de var. Farklı farklı milletlerden Araplar var, farklı farklı milletler var. Şimdi Fransa itirali sonrasında az önce gösterdiğimiz Fransa itirali sonrasında az önce söylediğimiz hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi düşünceleri ortaya çıkınca Sırplar ben Sırpım diyor, isyan ediyor. Rumlar ben Rumum diyor, isyan ediyor, kendi devletini kuruyor. Romenler, Bulgarlar, işte ne bileyim herkes kendi devletini kurmak için isyan ediyor ve Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklar isyan ettiği için Osmanlı Devleti dağılmaya başlıyor. Osmanlı Devleti sıkıntıya giriyor. Bu sıkıntılar azalsın diye de demokratileşme adımları atılıyor. Yani isyanları bastırmak için işte tanzimat fermanı, ıslahat fermanı gibi fermanlar, meşrutiyet gibi düzenlemeler yapılıyor. Ve tabii ki bu milliyetçilik akımı sonrasında çıkan isyanlarla da Osmanlı Devleti parçalanmaya başlıyor. Bu biz Sırbız diyor, biz Bulgarız diyor. Bu da adam diyor ki kardeşim biz Bulgar sırf falan değil biz Osmanlı ile beraber yaşayalım diyor. Osmanlıcılık akımını savunan adam ama olmayacak. Osmanlı Devleti dağılmaya başlayacak. Bak şimdi. Sınavlarda harita ve görsel yorumlamaya dikkat etmemiz gere gerekiyor Tonguç'um. Sınavlarda çıkıyor biliyorsun en son LGS Sözel'de de 2021'de soruldu. Bak hatta şöyle açayım o soruyu. Şöyle bak görüyor musun? Sadavat Pakt diye haritalı bir soru geldi. Haritalı sorular gelebiliyor. Görselli sorular gelebiliyor. Şimdi 20. yüzyıl başlarında Avrupa ve Osmanlı Devleti haritası. Haritaya göre Osmanlı gördüğün gibi bak buralar eskiden bizdeydi toprak bütünlüğü bozuluyor. Kuzey Afrika'daki egemenliği ise devam ediyor. Niye? Trabluskarp hala bizde. Akdeniz'deki hakimiyet alanı daralıyor. Buralar eskiden bizdeydi daraldı. Mısır gitti elimizden. Tunus, Cezayir gitti. Batı Trakya'daki egemenliği devam ediyor. Bak Batı Trakya, Trakya burası, batısı da burası oluyor. Yani şu anki Avrupa yakası gibi. Burada harita ve görsel yorumlama çok çok önemli. Tonguç Eladım benim. Burası Anadolu, burası Kafkaslar, burası Trakya, burası Kuzey Afrika. Bunları bileceğiz. Şimdi bu kavramlar çok çok önemli. Bu kavramlar neden önemli biliyor musun Tonguç'um? Çünkü sınavda çıkıyor hocam. Harikasın çünkü sınavda çıkıyor. Bak 2018 LGS cevap ekonomik sosyal. 2019 LGS cevap askeri sosyal. 2020 askeri diplomatik. 2021 sanat edebiyat. Yani sana bir betim verecekler, bilgi verecekler. Bu alanlardan hangileriyle ilgili olduğu sorulacak ve dolayısıyla sen bu kavramları iyi bilmen lazım. Şimdi birincisi siyasi ve diplomatik ne demek? Siyasi ve diplomatik ülke yönetimi ve idaresiyle ilgili kavramlara dönüyor. Şöyle birazcık kağıdımız yamuk olmuş, şöyle düzeltelim. Hmm. Siyasi ve diplomatik, daha doğrusu siyasi, ülke yönetimi ve idaresiyle alakalı olan şeylere deniyor. Ee, diplomatikte uluslararası ilişkiler, antlaşmalar ve görüşmelerle alakalı. Askeri, savaş, silah ve benzeri askerlikle alakalı kavramlar. Sosyal, topluma ait. Society, İngilizce'de toplum demek. Toplumsal yani toplumla alakalı şeyler sosyal oluyor. Ekonomi, iktisadi de ekonomiyle ilgili olanlar. Şimdi, bak 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Osmanlı'da siyasi ve diplomatik gelişmeler var. Bir, demokratikleşme çabaları yani tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, kanun esası bunların hepsi siyasi olaylar. Meşrutiyet, 30 bin Mart ayaklanması, içlere müdahale bunlar hep siyasi ve diplomatik olaylar. Askeri olaylar ise tabii ki hep savaşlar. 1897 Osmanlı Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-13 Balkan Savaşları hep savaşlar askeriyle alakalı. Sosyal ekonomiye baktığımızda çok uluslu yapıda sıkıntılar yaşanması. Yani Sırpların, Bulgarlar, Romanların isyan etmesi. Göçler, duyun umumi yani ekonomi idaresi. Osmanlı Devleti yabancı devletlerden borç alıyordu. O borçların kontrolü için yabancı devletler gelip Osmanlı'nın içerisine bir e, teşkilat kuruyorlar. Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'ne bir teşkilat kuruyorlar. Yani içlerimize karışıyorlar. O nasıl oluyor hocam? Nasıl oluyor diyorsun hemen anlatayım. Bak şöyle düşün. Mesela sen... E, diyelim ki benden borç istiyorsun tamam mı? Benden işte hocam bana 200 lira borç verin diyorsun. Ben sana borç veriyorum. Sonra bir 200 daha veriyorum. Sonra bir 200 daha. Sonra borcun senin değilim ki bin lira oluyor. Sonra bu borcunu ödeyemeyeceğini veya bu borcunu öderken sıkıntı yaşayacağını anladığım için ben diyorum ki bundan sonra Tonguç'um senin evinde benim kardeşim de duracak diyorum. Benim kardeşim senin evinde duruyor. Sen böyle bir şey istediğin zaman, bir şey aldığın zaman, bir pizza sipariş ettiğin zaman kardeşim diyor ki hey dur borcun var. Harcayamazsın diyor. Bu sana... Hiç işlerine karışmış olursun evet, hocam. Evet senin işlerine karışıyorum ben yani sen borcunu ödersin o ayrı bir şey. Benim senin evinde hayır bunu alamazsın diyen bir insan koymam senin işlerine müdahale olur. İşte duyun de Avrupalılar borçlarının kontrolü için bizim devletimizin içerisinde işçiye bu kadar maaş veremezsiniz. Pamuğun parasını alacağız. Şu tarladan şu vergiyi alacaksınız gibi bizim ekonomimize karışıyorlar. Yani genel borçlar idaresi duyun Bu bizim resmen milli bağımsızlığımıza bir saldırı. Ham madde ve pazar kaynağı haline geliyoruz. Niye? Çünkü biz bu gömleği fabrikada üretemiyorduk. Bu sefer bizim pamuğumuzu alıp bize satıyorlar. Kapitülasyonlarla da ekonomik ayrıcalıklar olduğu için her taraf yabancı mallarıyla doluyor. Ve bunlar gerçekten Osmanlı'yı mahvediyor. O zaman bunların neyle alakalı olduğunu çok iyi bileceğiz. Neden? Çünkü direkt geliyor. Bu seneki sınavda da mutlaka mutlaka ekonomik sosyal, askeri sosyal, askeri diplomatik ya da bunlardan herhangi biriyle alakalı bir seçeneğin olduğu doğru cevap gelecek. O yüzden bunlara dikkat edin. Şimdi tanzimat fermanı dersimizin başına göstermiştik. Tanzimat fermanı diğer adıyla Gülhan Atı Hümayun'u çok çok önemli. Neden? Osmanlı'da anayasallaşma sürecinin başlangıcı. Yani padişahın bile uymak zorunda olduğu kanunlar bunlar. Kanun üstünlüğü, can ve mal güvenliği ve askerlik konularını anlatıyor. Yani kimler ne kadar vergi verecek, kimler askere gidecek, işte evlenme, boşanma gibi konular net bir şekilde tanzimat fermanında belirleniyor. LGS'de 2020'de şöyle bir soru geldi. Fermanların yayınlanması Avrupalı devletlerin etkisi vardır diye bir soru geldi. Evet niye? Çünkü biz Avrupalı devletler bizi sıkıştırıyorlar. İşte böyle ıslahat fermanı mesela direkt olarak Gayrimüslimlere geniş haklar veriyoruz. Gayrimüslim ne demek hocam? Gayrimüslim Müslüman olmayan demek. Şöyle göstereyim mesela şurada bir haritamız varsa. Şimdi Osmanlı Devleti'nin içerisinde farklı farklı milletler vardı ya. Yani Bulgarlar, Yunanlar da vardı dedik ya. Onlar isyan etmesin diye Avrupa devletler diyorlar ki onları haklar tanıyın. Biz de ıslahat fermanı ile onlara haklar tanıyoruz. İşte devlet memuru olma hakkı veriyoruz. Onlardan aldığımız vergiyi kaldırıyoruz. Onlara küçük düşürücü şeyler söylenmeyecek diyoruz. Hatta onlar bedelli askerlik bile hakkı elde ediyorlar. E bu da tabii ki ıslahat fermanı içlerimize Avrupalıların daha çok karışmasına sebebiyet veriyor. Neden? Çünkü ıslahat fermanı bahane ederek her türlü konuda işte içlerimize karışacaklar. Yani biz yabancılar bizim içlerimize karışmasın, azınlıklarımıza müdahale etmesinler, Bulgarlar, Sırplarla alakalı konularda bize karışmasınlar diye ıslahat fermanı çıkarıyoruz. Ama bu ferman yüzünden daha fazla içlerimize karışıyorlar. Hatta e, ıslahat fermanında gayrimüslimlere yani Müslümanlara çok geniş haklar verdiğimiz için Müslümanlar da küsüyor. Yani siz diyor yabancılara daha fazla haklar veriyorsunuz. İşte fermanların yayınlanması Avrupa devletlerinin etkisi olduğunu bileceğiz. Şimdi meşrutiyete bakalım. Şimdi eğer bir ülkeyi padişah yönetiyorsa bunu yedinci sınıfta öğrenmişti Tonguç'um. Sadece padişah yönetiyorsa burada monarşi var. Eğer yüzde elli padişah, yüzde elli halk yönetiyorsa burada meşrutiyet var. Yüzde yüz halk yönetiyorsa ne var Tonguç'um? Cumhuriyet var. Harikasın, cumhuriyet var. Şu an biz neyle yönetiliyoruz? Cumhuriyetle yönetiliyoruz. Biz şu an ya. cumhuriyetle yönetiliyoruz. Harikasın. Şimdi bak. Bak hatta burada bir espri yaptık. Ben meşrutiyeti tam anlamadım diyor. Meclis var bir de siz varsınız. Meclis varsa ben niye varım? Ama son sözü siz söylüyorsunuz. O zaman meclis niye var diyor. Yani meclis varsa padişah niye var? Padişah varsa meclis niye var? Ama meşrutiyet de esasında bir demokratikleşme adımı. Önemli yani. Kanun esası Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası. 1876 anayasamız. Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi var. Ayan Meclisi'nin üyelerini padişah seçiyor. Mebusan Meclisi'nin üyelerini halk seçiyor. Bak burası çok önemli Tonguç'un bak. Mustafa Kemal Türk ne zaman doğdu? 1881'de doğdu. 1881'de doğdu. 1881'de doğdu. Çok güzel. Mustafa Kemal Atatürk e doğmadan önce Osmanlı'da meclis var görüyor musun? Mebusan Meclisi, Ayan Meclisi, Meşrutiyet, ilk Anayasa. Yani 1876 1881'den beş yıl önce. Beş yıl öncesi Osmanlı'da meclis var, sandık var. İnsanlar sandığa gidip oy verip Mebusan Meclisi'ni seçebiliyorlar. Ama padişahın da kontrolünde olan bir meclis. Meclisi padişah kontrol ediyor. İkinci Meşrutiyet'te ise İttihat Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları ilerlendiriliyor. Burada padişahın meclisi kapatma etkisi de elinden gidiyor. Dolayısıyla Padişahın da yanında meclisin olduğu yönetim biçimi yani meşrutiyet yani meclis Osmanlı Devleti'nde zaten var. Mustafa Kemal Atatürk 100% yüz halkın yönettiği cumhuriyeti getirecek. Tamam mı? Şimdi Osmanlı Devlet dağılıyor dedik. Hani Osmanlı Devleti'nde Türkler vardı. Aynı zamanda işte Rumlar vardı. işte Ermeniler vardı. Bulgarlar vardı. işte Sırplar vardı. Araplar vardı. Farklı farklı milletler vardı. ...Fransa itirazından sonra bunlar ne yapmışlardı? İsyan etmişlerdi hocam. İsyan etmişlerdi. Ben Sırbım, ben Bulgarım, ben Romenim, ben şuyum, ben buyum, ben Yunanım falan herkes isyan etmişti. Osmanlı Devleti bu isyanlar sonrasında dağılmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için fikir akımları ortaya çıkıyor. Birincisi, birincisi batıcılık akımı. Modernleşmek için yani modernleşirsek dağılmazlar diye düşünüyoruz. Bu fazla tutmuyor ama Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletin modernleşmesi için bu fikirden etkilenecek... Osmanlıcılık akımı Osmanlılık duygusu. Biz diyoruz ki ya kardeşim sen Sırp olabilirsin. Sen Bulgar, sen Roman, sen şu, sen bu olabilirsin. Ama esas hepimiz Osmanlıyız. Hepimiz Osmanlı vatandaşıyız. Beraber olalım diyoruz. Ama Balkan savaşlarında uyguladıkları panslavizm politikasıyla... ...Rusya'nın Balkanlarda uyguladığı panslavizm politikasıyla resmen bu politika çöküyor. Niye? Biz onlara diyoruz biz Osmanlıyız gelin beraber herkes edelim. Onlar hayır biz Sırbız deyip bize saldırıyorlar. Biz Bulgarız deyip bize saldırıyorlar. Biz Romeniz deyip biz Yunanız deyip bize saldırıyorlar. Peki biz ne yapacağız? Biz de Türküz hocam. Biz de Türküz çok güzel söyledin. Mustafa Kemal Atatürk de diyecek ki ya kardeşim o zaman biz de Türküz diyecek yani. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuracağız. Fakat bunun öncesinde yine İslamcılık anlayışı var. Amaç da halifenin etrafına toplamak. Şimdi Araplar var biliyorsun Suriye'de işte ee, Lübnan'da, Mısır'da, Filistin'de, Suudi Arabistan'da, İran'da, Irak'ta bu Araplar esasında İranlar Arap değil ama Irak'ta Araplar var. Bu Araplar yüzyıllarca bizim altımızda beraber yaşamışlar. Bizle beraberler. Ama bunlar da isyan ediyor. Bize saldırmaya çalışıyorlar. Bize diyoruz ki ya kardeşim ilk halife kimdi? Hazreti Ebubekir. Hazreti Ardından sonra Hazreti Ömer geldi. Sonra Hazreti Osman geldi. Sonra Hazreti Ali geldi. Sonra Emeviler. Sonra Abbasiler. Sonra Memlükler. Sonra da halife bizdik. Yani Osmanlı Devleti esasında halife. Osmanlı Devleti halifesine uymak zorundasın sen. Halifenin altında toplanalım. Beraber Müslüman gücü oluşturalım. Siz bize İngilizlerle birlikte olup saldırmak yerine biz birlikte olalım İngilizleri, İngilizleri durduralım diyorlar. Fakat İngilizler Arapları kışkırtıyor, kandırıyor ve Araplar bizlere saldırıyor. Sonucunda Kanal Hicaz ve Yemen cephesinde etkisiz oluyoruz, kaybediyoruz. Dolayısıyla İslamcılık politikası İngilizlerin kışkırtmasıyla bozuluyor. Osmanlıcılık politikası Ruslar buradakileri kışkırtıyor. Biz de diyoruz kardeş o zaman kusura bakmayın. Madem siz biz arabız ya ayrıldınız. Siz biz Bulgar'ız, biz Sırb'ız, biz Romen'iz, biz Yunan'ız ya ayrıldınız. Biz de Türk'üz diyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruyoruz. Amacımız Türklere milli bilinç kazandırmak ve Cumhuriyet Devleti'nde kuruluş ideolojisi. Yani burası çok önemli konu. Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlıyor. Madem siz biz şuyuz, biz buyuz ya ayrılıyorsunuz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'yiz ve Türk'üz diye... Kendi devletimizi kuracağız ve mükemmel bir şekilde sınırlarımızı belli edeceğiz. Kurtuluş Savaşı ile düşmanı denize atacağız ve ardından da bayrağımızı dalgalandıracağız. Şimdi bugün seninle birlikte mükemmel bir şekilde bu konuları güzel bir şekilde öğrendik. Şimdi sen Tonguç'um seviyene göre yani eğer başlangıç ve temel seviyedeysen mutlaka mutlaka sıfırdan sekize kitabında biz mükemmel bir şekilde bu konuları anlattık. Süper resimli infografik şekilde anlattık. Buradan mutlaka çalışman gerekiyor. Neden? Çünkü bak şöyle göstereyim. Bak sanayi inkılabı Fransız ihtilali. Uyanan Avrupa sarsan Osmanlı. Fikir akımları. E, bu kısımlarda çok güzel bir şekilde harika bir şekilde konu anlatımını yaptık. Sen de mutlaka buradan sorularını çözmen lazım. Konu anlatımını yapman lazım. Bu başlangıç ve temel seviyedeki öğrenciler için. Hocam ben temelden biraz daha üst seviyedeyim, ortadayım diyorsan o zaman Taktikli İnkılap kitabımızdan her ikisini de alabilirsin. Burada sticker'lar da var gördüğün gibi sticker'lar yapıştırarak, posterleri odana yapıştırarak mükemmel bir şekilde öğrenebilirsin. Bu posteri odana asıyorsun ve şu etiketlerle de harika bir şekilde öğrenmiş oluyorsun. Burada ise taktikli kitabımızda ise Uyanan Avrupa ve Sarsan Osmanlı'ya alakalı bu testleri çözebilirsin. Hocam ben orta ve zor seviyeye yakınım. Yani biraz daha ortanın üstündeyim. O kadar da kötü değilim diyorsan veyahut da aslında biraz iyiyim diyorsan o zaman Dinamo Soru Bankamızdan yine sorular çözebilirsin. Burada da yine Uyanan Avrupa ve Sarsan Osmanlı alakalı soru çözümleri olan mükemmel kitabımız var. Hocam ben artık proyum yani zor ve proya yakınım diyorsan o zaman 10'da 10 Zoru Bankası'ndan sorular çözebilirsin. 10'da 10'da hem inkılap hem İngilizce hem de din var. Burada inkılaptaki kısımda yine Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı alakalı test çözebiliriz. Şu anda birçok öğrencimiz pro seviyesinde değil. Bilhassa matematik gibi derslerde hele hele hiç değiller. Dolayısıyla benim sana tavsiyem mutlaka orta ve temel seviyede kitaplarla hızlı bir şekilde başla. Ödevlerini çöz. LGS kampımız mükemmel bir şekilde devam edecek Tonguç'um. Sana süper bir şekilde konularımızı anlatmaya devam edeceğiz hiç endişelenmene gerek yok. Hocam ben kanala abone oldum. Bütün arkadaşlarıma abone olmaya davet ediyorum. Aferin. Kanalımıza abone olduğun için tebrik ediyorum. Arkadaşlar sizler de abone olun. Mutlaka bizi takip edin. Bu videomuza da beğeni atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Diğer dersimize görüşmek üzere. Ödül sorumuzu yapın. Yorumlara Görüşürüz hocam.